İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi'nin 24. oturumu gerçekleşti. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi'nin 2. toplantısının 7. oturumu. Vrej Abrahamyan'ın raporu. Lavrov ile görüşmesi sırasında Mirzoyan Azerbaycan'ın uyguladığı vandalizmi vurguladı. Avrupa Konseyi raporunun iki anlamı var. Bunların neler olduğunu Türkolog açıklıyor. Cavahk'ın tavşan katlı dinlenme tesisinde oluşan bataklığın olası nedenine değinildi. Ria Novosti Ajansı, Artsakh Devleti Bakanı Ardak Beklaryan ile röportajını yayından kaldırdı. Ermenistan Cumhuriyeti daimi temsilcisi UNESCO, Azerbaycan tarafından işgal edilen Artsakh topraklarında vandalizm vakalarına tanık oluyor. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi'nin 24. oturumu 15 milletvekilinin katılımıyla 8 Haziran 2022 tarihinde gerçekleşti. Oturumda gündem konuları görüşüldü. Milletvekillerine bir sonraki seçimlerde milletvekili, bir sonrakinde ise Batı Ermenistan Devlet Başkanı ve Parlamento Başkanı seçimlerinde talep olacak adayların kimler olacağı soruldu. Ulusal Meclisi Başkanı 2023 yılının seçim öncesi yılı olarak kabul edildiğiyle ilgili bir yasa tasarısı sundu. Buna bağlı olarak Şubat ayından Kasım ayına kadar adaylar 2024 yılının 3. toplantısından milletvekili olmak için imza toplamaya başlayabilirler. Parlamento Başkanı ayrıca Batı Ermenistan Devlet Başkanı'nın Pablo Taylanyan'ın Uruguay'daki Batı Ermenistan Fahri Konsolosu görevine atanmasına ilişkin kararnamesini de okudu. Oturum sonunda bir sonraki oturumun gündemi kabul edildi. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi'nin 28 Mayıs'ta düzenlenen ikinci toplantısının 7. oturumunda Ulusal Meclis Milletvekili gaziler, engelliler, yurtseverler, kamu ve toplum örgütleri komitesi üyesi, Ermeni gazi özgürlük savaşçılarının destekleyen ulusal birlik başkanı, Batı Ermenistan bayrakları Vrej Abrahamyan bir rapor sundu. Raporda şöyle deniyor. 26 Haziran 1936'da doğdum. Üç çocuk babasıyım. Arminak, Şuşan ve Anuş. Benim yolum Jan Hazarosyan'ın geçtiği yola benziyor.'' yaklaşık bir yıllık faaliyet hakkındaki raporumu sunuyorum. Fransa'nın Müjen, Antip, Kan ve diğer şehirlerdeki tüm dini ve vatansever törenlere katıldım ve bazı şehirlerde savaş kurbanlarının anısına saygılarımı ifade ettim. Batı Ermenistan bayrağı altında Antip Galerisi'nde düzenlenen Arsah'ın ve Batı Ermenistan'ın Ermeni mirası başlıklı sergiye katılmaktan onur duydum. Birkaç gün sonra Antip'te Batı Ermenistan Ulusal Konsey Başkanı Armenak Abrahamyan Başkanlığı'nda Gaziler Derneği evinde gerçekleşecek olan Karadeniz Avrupa'nın kalbi konulu konferansa katılacağım. Farklı belediyelerin yetkilileriyle görüştüm. Mayıs ayının sonunda Batı Ermenistan bayrağı altında kurbanların anıtlarında gerçekleşen 19 saygı ve anma etkinliklerine katıldım. 2022 yılı sonuna kadar sevgili şehit düşen hemşerilerimizin anma törenlerini birlikte gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Batı Ermenistan'ın fedakar tüm milletvekillerine en içten teşekkürlerimi sunarım. Vrej Abrahamyan Bir sonraki haber bülteninde 7. oturumun diğer katılımcılarının raporlarını ve konuşmalarını sunacağız. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un düzenlediği ortak basın toplantısında Paruk köyüne atıfta bulunan Sergey Lavrov şunları söyledi: Ermenistan Cumhuriyeti ile Azerbaycan arasındaki sınır çizme süreci çerçevesinde Rus barış gücünün geçici olarak konuşlandığı topraklarla ilgili olanlar da dahil olmak üzere Ermeni Azeri devlet sınırı dışında herhangi bir konunun ele alınması planlanmamaktadır dedi. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ise, Artsah'ın sayısız kültürel ve dini anıtlarının Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin kontrolü altında korunması meselesinin vandalizm ve saygısızlığın arka planına karşı acil uluslararası müdahale gerektirdiğini vurguladı. Mirzoyan Azerbaycan'ın üst düzey yöneticileri tarafından ifade edilen Ermeni karşıtı ve bağnaz söylemler, sürekli provokasyonlar, ateşkesin düzenli olarak ihlal edilmesinden bahsetmeden geçemeyiz dedi. Yerevan Devlet Üniversitesi Doğu Bilimler Fakültesi Dekanı Türkolog Ruben Melkonyan, Sputnik Armenya ile yaptığı röportajda Avrupa Konseyi tarafından sunulan Türkiye raporuna atıfta bulundu. Melkonyan, büyük siyasi ticarette çeşitli temel konular vardır. Türkiye'ye baskı yapmak için Ermenilere karşı işlenen soykırım Armenosit, Ermeni veya Kürt sorunları çok sık gündeme getirilen konulardandır, dedi. Ona göre diğer yapılara kıyasla bu Avrupa yapısının bazen Ermenilere karşı işlenen soykırım Armenosit konusuna atıfta bulunduğu bir sürekliliği kaydedebiliriz raporun vurgularına değinen Türkolog bunların sadece soykırımın tanınması açısından değil, Türkiye'deki Ermeni kültürel ve ruhani yapılarının korunması açısından da oldukça doğru ve net olduğunu kaydetti. Melkonyan, bu belgenin en az iki anlamı var. Birincisi, Türkiye'nin Ermenistan Cumhuriyeti ile ilişkilerini misilleme yapmadan veya tarihle yüzleşerek olumlu bir adım atarak normalleştireceğini belirtmek. İkincisi ise bu Türkiye'nin barış dönemi denen olgunun gerçeklikle hiçbir alakası olmadığının açık bir göstergesidir ve bugünkü aynı Türkiye insan hakları karşıtı soykırımcı düşüncesini sürdüren bir ülkedir dedi. Halkalar halkı tarafından sevilen Bavra köyünün köprüsünün yakınındaki Tavşankı adlı mekanda bataklık oluştu. Yerel yetkililer neden olarak şiddetli yağmurları gösteriyor. Ahalkalak Servis Merkezi'ne göre su boruları yola daha yakın olduğu için bu bölgede bataklığın oluşumu mümkün değil. Servis merkezinde bataklığın olası nedeni ya yeni bir kaynağın ortaya çıkması ya da yoğun yağışlar diye belirtildi. Ahalkalak Belediyesi Ekoloji Dairesi Çevre Hizmetleri Daire Başkanı Ramiz Hud belediyenin bu sorunun farkında olduğunu, sorunun derinleşmesi halinde soruna çözüm olarak direner sisteminin kurulacağını ifade etti. Görgü tanıkları, iki hafta öncesine kadar bu bölgede bataklık izine rastlanmadığını iddia ediyor. Rus RIA Novosti Haber Ajansı, 3 Haziran 2022'de Arsak Cumhuriyeti Devlet Bakanı Artak Beklaryan ile yaptığı reportajı internet sitesinden kaldırdı. Bu reportajın ardından Azerbaycan'da internet sitesinin yayınlanmasının engellendiğini hatırlatalım. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Bekleryan'ın verdiği reportajda web sitesinin engellenmesiyle ilgili olarak Rus devlet ajanslarının Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ile çelişen ve ayrılıkçı eğilimleri teşvik eden karalayıcı bilgiler yaydığını iddia etti. Ermenistan Cumhuriyeti'nin UNESCO daimi temsilcisi Büyükelçi Christian Der Stepanyan yaptığı konuşmada şunları söyledi. Ermenistan Cumhuriyeti UNESCO'ya katılarak insanlık mirasına kültürel katkısını ifade etmiştir. Ancak bu üyeliği örgütün faaliyetini ülkeye olan katılımıyla değerlendirmeliyiz. Bu yıllarda Ermenistan Cumhuriyeti UNESCO yetkisini kullanarak garantörü olduğu evrensel değerlerin yaygınlaştırılmasında tam olarak yer almıştır. Çatışma bölgelerindeki kültürel mirasını tehdit eden tehlikeleri 1998-2005 yılları arasında Nahçıvan'daki Ermeni mezarlığında binlerce haçkarın yok edilmesini endişeyle takip ediyoruz. Bugün bile Genel Müdürün çabalarına rağmen, UNESCO, Azerbaycan tarafından işgal edilen arsa topraklarında Ermeni kültürel değerlerinin başka vandalizm ve yıkım vakalarına tanık oluyor ve bu konuda acizdir. Evet tehlike altındaki mirası kurtarmak için her şeyi yapmalıyız. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Lusine Davutyan tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Ayan Madal Diler Canen adlı eseri sunuyoruz. տախտիր ջանեն ցիր տարեն ա ցիր տարեն հայուր հայար հունցան է ախր այան հունց פארքա հայուր հայար հունցան է Ager ayane hun spar de yer kacek par yekek tu kimbalek imbalek de yer kacek par yekek tu kimbalek imbalek Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.